Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus artış hızının yüksek olduğunun göstergelerinden biri olamaz? Genç nüfus oranının yaşlı nüfusa göre fazla olması tabii ki gösterir. Neden? Doğumla geldiği için. Üretim artmasına rağmen temel ihtiyaç ürünlerinin ihracatta yer almaması ne anlama gelir? Kendileri tüketiyor anlamına gelir. Okul, hastane ve konut ihtiyacı artacaktır. aritmetik nüfus yoğunluğu artabilir. Eğer Doğal, nüfus artışı hızı fazla ise çok daha da artabilir ama nüfus artış hızı azsa yine artmaya devam edebilir. Burada nüfus yoğunluğunun artması dediği için buna ulaşamayız. Eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında sorun yaşayabilir mi? Elbette ki bu sorunlar da görülecektir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafikte bir ülkeye ait nüfusun yaşa ve cinsiyete göre dağılışı verilmiş. Buna göre hangisi söylenebilir? Nüfus azalmaya başlamıştır demiş arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Nüfus azalmaya başlamış mı burada? Sanki daha nüfus doğum yaşlılardan fazla olduğu için sanki daha artmaya devam ediyor. Nüfus azalmaya başlamıştır. Bu yanlış oldu. Toplam nüfus içinde genç nüfus oranı azalmaya başlamış. Evet, şurası azalmaya başlamış yavaş yavaş. Doğum oranları azaldığı için bu Olmadı, oldu arkadaşlar. Son yıllarda nüfus artış hızı azalmıştır. Bu da doğru. Peki verilenlerden hangisi doğru burada? E seçeneği 2 ve 3 olacak. Tekrar söylüyorum. Son yıllarda dikkat ederseniz 15 yaşından altından itibaren doğum oranları azaldığını göstermiş burada. Yani genç nüfus oranı azalıyor ve son yıllarda nüfus artış hızı da buna bağlı olarak azalıyor diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği oldu. Aşağıda uluslararası alanda taşımacılık yapan 4 tane Roro gemisinin yol güzergahı verilmiş. Buna göre hangi su yollarını hangisini kullanmasına gerek yoktur. O zaman önce bu kanallar veya boğazlar nerede bulunuyormuş? Burası Panama kanalı. Süveyş kanalı deyince arkadaşlar burası geldi. Dover boğazı burası İngiltere Fransa arasında. Cebeli Tarık şu gördüğümüz alanda bulunur. Ve Malakka boğazı ise burada. Şimdi güzergaha bakıyoruz. Birinci gemi. Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na doğru gidecek. Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na doğru gideceksem Cebelitar'ı kullanmak zorundayım. Sildim. İkinci gemi Hindistan'dan Japonya'ya doğru gidecek. Hindistan'dan Japonya'ya doğru gidiyorsam buradan geçmem lazım. Malakka'yı çizdim. Üçüncü gemi Norveç'ten hareket edip İngiltere-Fransa arasından Portekiz'e gidecekmiş. Buradan geçecek. O zaman Dover Boğazı'nı çizdim. Orta Amerika'yı kullanarak Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na geçecekse. Burası arkadaşlar o zaman Panama'yı çizdim. Bu verilenlerle ilgili Süveyş Kanı'yla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda... Türkiye'de meydana gelen doğal afetlerin oranları verilmiş yüzde 61 deprem yüzde 15 heyelan sel gibi bunlar verilmiş. Yalnızca ki tablodaki bilgilere göre hangisini ulaşılabilir? Heyran sonucunda yaşanan cam ve mal kaybı selden fazladır demiş. Bunu ulaşamayın mı? Ulaşamayız neden? Çünkü meydana gelen doğal afetler verilmiş. Kaç bin kişi ölmüş bunun hakkında yorum yok. Türkiye'de gerçekleşen doğal afetlerin yarıdan fazlası maalesef yüzde ile depremdir bakıyorum doğru. Çığ, ve kaya düşmesi eğimin bazı olduğu bölgelerde çoktur. Çok doğru ancak tabloda böyle bir bilgi yok buna da ulaşamam. E, verilenlere göre hangisine ulaştım arkadaşlar? Sadece ikiye cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki faktörlerden hangiler göl suların kimyasal yapısını yani tatlı olmasını tuzlu olmasını enge etkiler demiş? Gölün fazla sularının gidiyen yardımıyla boşalması bu doğrudan etkiler. Eğer gidiyeni varsa zaten suları tatlıdır. Gölün kapladığı alan demiş arkadaşlar bu o kadar etkili değil. Gölün çevresindeki arazi yapısı biraz daha etkili burada. Gölün beslenme alanındaki işte kayaçların özellikleri az önceki dediğimiz özellik bu. Yani hangileri etkilidir dersek burada 1 ve 3 etkilidir dememiz gerekir. Anadolu ve Mezopotamya günümüzde olduğu gibi ilk çağlarda da önemli bir bölgedir. Bu topraklar çok sayıda medeniyeti ev sahipliği yapmıştır. Buna göre Anadolu ve Mezopotamya'da ilk çağda da nüfus ve yerleşmenin yoğun olması hangisinden söz edilemez demiş. İlk çağdaki zaten tüm yerleşmelerde iklim koşulları uygun, tarım yapılabilen alanlar ve su kaynaklarının zengin olduğu yerlerdi. Bu bölgelerde sanayileşme yok zaten arkadaşlar sanayileşme. Yakın çağda 1800'lü yıllarda ortaya çıkan bir durum. Peki verimli tarım alanları mı? Evet. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıda Türkiye'de indirgenmiş yıllık ortalama izoterm haritası yani sıcaklık haritası verilmiş. Buna göre hangisinin yetkisi daha fazladır demiş. Ben genel anlamda baktığım zaman şunu görüyorum arkadaşlar. Güneydeki alanlarda, bölgelerde sıcaklık fazla iken genel anlamda her her taraftan şöyle baktığımızda kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın ne olduğunu görüyorum, azaldığını görüyorum. Peki Türkiye'de güneyden kuzeye ya da Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklığın azalmasına biz ne diyoruz? Enlem etkisi adını veriyoruz. Yani Türkiye'de güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azaldığını görürüz. Bunun temel sebebi ise enlem etkisidir. İstanbul, İzmir ve İzmit kentleri hangi Bölge sınıflandırmasında yer alır demiş. Bu üç ilde de sanayi gelişmiş midir? Evet. Madem bunlar da etkili değildir. Sanayi geliştiği için iş imkanı fazla bu yüzden sık nüfuslanmıştır. Doğru. İstanbul ve İzmir için turizm bölgesi kavramı doğru ama İzmit için olmadı. Bu durumda cevabımız B seçeneği 1 ve 3 oldu. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri Aşağıdaki sıcaklık ve yağış grafikleri verilen merkezin hangileri daha kolay yetişir demiş. Kısa boylu ağaç, kısa boylu bodur, ağaç ve çalılar. Sanki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Maki diyoruz ama devam ediyoruz. Yaprakları küçük, kalın, sert ve parlaktır. Yine özelliği. Başlıca türleri, yabani zeytin, sakız, lavanta, defne ve keçi boynuzdur. Bunlar da maki türleri. Maki nerenin bitki arkadaşlar? Akdeniz ikliminin. Peki Akdeniz ikliminin özelliği ne? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Ve en fazla yağışları ne zaman alıyordu arkadaşlar? Kış mevsiminde alıyordu. Dikkat ederseniz burada kış mevsiminde aldı. Ve sıcaklığına bakıyorum. 5 ile 10 santigrat derece olduğunu görüyorum. Yani burası tipik Akdeniz iklim grafiğidir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alan hangileri sık nüfusu bölgeler içerisinde yer almaz? Dünyada nüfusun çok olduğu yerler Kuzey Amerika'nın doğusu, ABD'nin doğusu, Avrupa kıtası, Güney ve Batı Avrupa, şu alan Bangladeş, Hindistan civarı, Çin'in doğusu, Japonya, Afrika'nın ise en yoğun olan yeri burası Nijerya çevresi. 5 numaralı alanda ise arkadaşlar oralarda nüfuslarına çok fazla değildir. Cevabımız E5 olacak. Peki Avustralya'da nüfus nerede çoktur dersek? Şurada mavi noktayla gösterdiğim alanlarda e, nüfus orada fazladır. Türkiye'de kırsal kesimde dağınık yerleşmelerin olduğu yerler. Peki Türkiye'de dağınık yerleşmeler özellikle nerede çok arkadaşlar? Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de çok fazla görülür. Yer şekilleri genel olarak engebelidir ki bu yüzden insanlar her yeri ev yapamaz. Doğru. Su kaynakları çoktur. Bu yüzden suya yakın olma zorunluğu yoktur. Doğru. Tarım alanları geniş yer tutar demiş. Zaten yer şekilleri engebeli olduğu için tarım alanı neredeyse yok. Bitki örtüsü cılızdır demiş. Yanlış oldu. Bitki örtüsü ormandır. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 A seçeneği oldu. Aşağıdaki tabloda 4 merkeze ait bazı iklim özellikleri verilmiş. Bu iklimler hangisi doğru olarak verilmiştir demiş. Yani sıcaklık ve yağış koşulları. 1'e bakıyorum sıcaklık 20'nin üzerinde hatta 25'in üzerinde ve yağış miktarı çok fazla. İlkbahar ve sonbahar yağışlı demek ki ekinoks dönemlerinde yağışlı. Bu iklimin adı nedir arkadaşlar? Ekvatoral iklim. Hem sıcak hem de yağışlı. O zaman burada CD ve E'yi çizdik. İkincisine bakıyorum. En sıcak 28, en soğuk 10 derece kışlar ılık geçmeye başlıyor ve en çok yağışlı kışın alıyorsa bu sadece bir iklim olabilir. O da kimdir? Akdeniz iklimi olacak. Diğerlerine bakıyorum. Kışın Eksi 29'a kadar düşmüş, yazın ise 6 derece, çok fazla ısınamamış, yağış miktarı çok az ve en çok yazın almış. Bu nedir arkadaşlar? Tundra. Diğerine baktığım zaman 25'e 1, yağış miktarı 485 var, çok fazla değil ve en çok yağış ilkbaharda almış. Bu da step ya da ılıman karasaldır. Cevabımız B seçeneği olacaktır.